kaygıya yönelik olarak veya istemediğiniz hoş olmayan duygulara yönelik olarak duygularınızı bu şekilde değiştirebileceğinizi ve zihin kontrolünü kendi elinize alabileceğinizi anlattım. Fakat şimdi farkındayım. Ne olursa olsun güvenli alanınızda otursanız bile televizyonu açtığınız zaman hepimiz endişeleniyoruz. Son olarak da ben size bu endişelerinizle başa çıkmanıza yardımcı olacak iki tane egzersiz anlatacağım. Bunlardan bir tanesinin adı gevşeme egzersizi, bir tanesinin adı nefes egzersizi. En başta nefes egzersiziyle başlamak istiyorum. Çünkü yapacağınız zaman da bunu bu şekilde yapacaksınız. Nefes egzersizine başlamadan önce ciğerlerinizde bulunan bütün havayı burnunuzdan çıkartın. Ama bunu ittirme yoluyla yapmayın, bırakın yumuşacık kendi kendine çıksın. Ciğerlerinizdeki bütün hava burnunuzdan çıktıktan sonra sağ elinizi karnınıza, sol elinizi de göğüs kafesinizin üzerine yerleştiriyorsunuz. Ciğerlerinizdeki nefes tamamen boşaldığında içinizden 5'e kadar sayarak çok yumuşak bir şekilde ciğerlerinizi dolduruyorsunuz burnunuzdan aldığınız havayla. Yani 5 dediğiniz anda ciğerleriniz tamamen dolmuş olacak. Bunu da elinizde hissediyorsunuz. Göğüs kafesinizin açılını, göğüs kaslarınızın hareket ettiğini elinizde hissediyorsunuz. Ardından o 5 saniye burundan nefesi aldıktan sonra 5 saniye tutuyoruz. İçimizden 5 saniye nefesi burnumuzdan aldık, tutuyoruz. 5 saniyenin sonunda tekrardan burnumuzdan 10 saniye boyunca o nefesi çıkartıyoruz. 10 saniye bittiği zamansa ciğerlerimizde hiç hava kalmamış olacak. Bu çıkartma esnasında da karnımızın üzerinde olan elimizle zaten karnımızın şiştiğini hissedeceğiz. Bu 5 saniye al, 5 saniye tut, 10 saniye ver, hepsi burundan yapılıyor. Bu bittikten sonra yaklaşık 4-5 defa normal solunum yapın. Normal solunumdan sonra ortalama istediğimiz 10 sefer, 10 kere 5 al, 5 tut, 10 ver şeklinde bunu uyguluyorsunuz. Uyguladıktan sonra çok daha rahatladığınızı fark edeceksiniz. Ama bu egzersizi yaparken baş dönmeleri olabilir. Başınız döndüğü zaman 30 saniye bekleyin. Baş dönmeniz geçsin. 30 saniye sonra tekrardan yapmaya devam edin. Nefes egzersizini bitirdikten sonra hemen üzerine gevşeme egzersizi yapmanız gerekiyor. Ki tamamen hem zihniniz hem bedeniniz gevşemiş olsun. Yani o endişe duygusunu artık hissetmiyor olun. Şimdi gevşeme egzersizinden bahsedeceğim. Gevşeme egzersizinin, nefes egzersizinin hemen ardından yapmanız çok daha iyi olur. Bütün kaygının vücudunuzdan çıkması açısından. Gevşeme egzersizini yaparken loş bir odada olmanız çok daha iyi olur. Uygun ısıda olsun bu oda. Oturarak değil de yatarak yapmanız daha iyi oluyor. Ama yatarak bu egzersizi yaparken kişiler uyuyakalabiliyorlar. Eğer ki uyuyakalma gibi sıkıntınız oluyorsa bir kere deneyin, oturarak yapmaya devam edin. Çünkü burada amaç uyumak değil, gevşemek. Oturduğunuzu varsayalım. Eller, bacaklar hafif şöyle açık olacak. Eller iki yanda olacak. Vücudunuzda vücudunuzu sıkan herhangi bir kemer falan tarzı bir şey olmasın. Ellerinizi kenara koydunuz. Tekrardan nefes egzersizinde yaptığımız gibi derin bir nefes alıyoruz. Tutuyoruz, bırakıyoruz. Bu sefer hani saniyeler önemli değil. Tutun, alın, bırakın. Daha sonra önce yumruklarımızı sıkıyoruz. Şimdi temel amaç şu, kaslar ne kadar sıkıldığında, ne kadar gergin olursa rahatlattığımızda vücut o kadar rahatlama hissedecek. Bu sebeple sıkabildiğiniz kadar sıkın. Önce yumruklarımızı sıkıyoruz. Daha sonra yumruklarımızı rahatlatıyoruz. Şimdi sırasıyla söyleyeceğim, prosedürü söyleyeceğim. Her bir bölümü idari olarak kastıktan sonra nefes alıyor, tutuyor ve veriyoruz. Ancak o şekilde işe yarıyor. Sırası da hani çok önemli değil ama bu sırayla yaparsanız çok daha iyi olur. Önce yumrukları sıkıyoruz, bırakıyoruz. Ardından kolları sıkıyoruz, bırakıyoruz. Ardından sağ omuz. Sağ omuzumuzu kulağımıza doğru çekiyoruz, kasıyoruz, bırakıyoruz. Sol omuzumuz. Sol omuzumuzu kulağa doğru çekip bırakıyoruz. Bunların hepsinden sonra nefes almayı unutmayın, tutup bırakmayı unutmayın. Ardından ayaklara geçiyoruz. Sağ ayak parmağınızı kasın, bırakın. Sol ayak parmağınızı kasın, bırakın. Sağ bacak, sağ kalçanızı kasın, bırakın. Sol bacak, sol kalçanız. Ardından eller, yumruklar, kollar, omuz, ayak, bacaklar hepsini idari olarak aynı anda sıkıp bırakıyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra sıra karnınıza geliyor. Karnınızı sıkıp bırakıyorsunuz.
En son olarak yüz kısmına çıkıyoruz. Dudaklarımızı sıkıyoruz, bırakıyoruz. Çenemizi böyle hani göğsümüze yok gibi böyle ensemize geriyoruz, bırakıyoruz. Alnımız, gözler, burun diyoruz. Bütün bu saydığım bölgeleri sırasıyla kasıyoruz, bırakıyoruz. Hepsinden sonra nefes alıyor, tutuyor, bırakıyoruz. Bu egzersiz yaklaşık 10 dakika sürer. Bu egzersiz bittikten sonra da göreceksiniz ki vücudunuzda veya zihninizde kaygıya dair çok da bir şey kalmamış. Evet gençler, kaygıyla nasıl baş edebileceğinizi size anlattım. Ama unutmayın ki bu virüs sizin alacağınız psikolojik veya fizyolojik tedbirlerden daha güçlü değil. Siz ondan çok daha güçlüsünüz. Hep beraber bu süreci sağlıklı atlatacağız. Size güveniyorum. Kendinize iyi bakın.